Herkese merhabalar, Ankara Bilim Üniversitesi öğrencilerinden Gülşen benle beraber. Gülşen'cim hoş geldin. Ben seni geçen yıl tanıyorum. Geçen yıldan yaptığımız röportajdan tanıyorum ama bir daha kendini tanıtmanı rica edeceğim. Süper. Sizinle bu sene tekrardan birlikte olmak çok mutlu edici benim için. Benim için de. Ben Gülşen Arslan, Ankara Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizde hem psikoloji bölümü hem de Sosyal Sorumluluk ve Duyarlılık Topluluğu Başkanlığı'nı birlikte götürüyorum. Hem öğrenciyim hem de topluluğu ilerletiyorum. Bu şekilde. Peki şu an herhalde 3. sınıfa geçtin değil mi? Evet. Geçen yıl 2. sınıftaydın. Evet, bu sene 3. sınıf. Nasıl gidiyor okul hayatı? Okul hayatı aslında şöyle diyebilirim. Eski kampüsümüzden buraya girmemiz oldukça fark yarattı bizim için. Ve inanılmaz daha keyifli ve enerjik geçiyor diyebilirim. Çünkü buranın şu anda da gördüğünüz üzere havası bile insana bir enerji katıyor. Şöyle oluyor, mesela derse giriyoruz, sonrasında bir kahve içelim, yemek yiyelim diyoruz. Hemen ya buraya çıkıyoruz ya da her yer zaten çok yakın olduğu için istediğimiz yere direkt ulaşım sağlayabiliyoruz. Onun dışında spor salonumuz ve spor alanımız var. Açık alanda da, kapalı alanda da var. Bu da hani spor yapan arkadaşlarımız için de oldukça aslında iyi bir olanak. Ben mesela spor yapıyorum, dersten sonra sporumu okulda yapmış oluyorum ve bu hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de daha keyifli oluyor benim için. Peki spor olarak yani ne gibi okulun avantajları var? Şöyle voleybol sahamız var, basketbol sahamız var, yürüyüş yolumuz var. Bu şekilde dilediğim gibi bazen koşu yapıyorum, bazen arkadaşlarım olursa bir voleybol oynayalım diyoruz. Birlikte kaliteli vakit geçiriyoruz. Harika. Bildiğim kadarıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun. Evet. Sosyal sorumluluk ve duyarlılık topluluğu başkanısın değil mi? Evet. Bu konuda neler yaptınız? Şöyle aslında bu sene 3. senemiz topluluk olarak. Bizim topluluktaki asıl amacımız tüm canlılara fayda sağlamak. Bu konuda daha çok dezavantajlı grup aslında fayda sağlamayı istiyoruz ve onlara kendilerine güvenirlerse, isterlerse neleri başarabileceklerini göstermek, onlara bir güç olmak istiyoruz. Peki yaptığınız etkinliklerden birkaç tane söz etmek ister misin Tabii bize? Tabii ki. Aralığın sonunda yılbaşından önce bir yılbaşı mini partisi tadında bir etkinlik yapmıştık Felçev Korosu'yla. Felçev Korosu'ndaki arkadaşlarımız ve bizim üniversitemizdeki arkadaşlarımız birlikte bir etkinlik çıkartmışlardı. Şarkı söyleşi tadında olmuştu. Hem çok keyif almıştık hem de Felçev'deki arkadaşlarımız ve bizim arkadaşlarımız birlikte olduğu zaman o bütünlüğü görmek çok hoştu bizim için. Peki okuduğun bölümde şu an nasıl hissediyorsun kendini? İyi ki hani bu bölümü seçmişim diyor musun? Bölümden, hocalarından, arkadaşlarına, birliğinden memnun musun? Oldukça fazla memnunum diyebilirim. Çünkü hani şey vardı, üniversiteye geçmeden önceki seçim zamanında böyle içimde hep bir korku vardı. Hocalarım nasıl olacak, arkadaşlarım nasıl olacak? Bir de ben üniversiteyi hani hem akademik eğitimim iyi olsun hem de bunu sosyal hayatımda destekleyeyim, yani keyif alarak geçireyim istiyordum. Bunu fazlasıyla bu üniversitede gerçekleştirebildim. Üniversitemizdeki hocalarımız hani genelde şey olur, hocalar çok hani iletişim konusunda samimi olmaz, sert biraz daha uzak olur, evet. Öğrenci çekinir ama bizim üniversitemizde kesinlikle böyle bir şey yok. Bütün hocalarımız bizimle oldukça ilgili ve bu da başarımızı arttırıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü hocalarımızı sevdiğimiz zaman dersi de seviyoruz. Yani ben de kendileriyle sohbet etme şansım oldu. Gerçekten çok sıcak insanlar. Evet, bir de etkinliklerimiz oluyor. Bizim bölümümüz bazında düşünürsem bölümümüzdeki hocalarımız seminerler veriyor. Onlara katılarak da kendimizi geliştiriyoruz. Yani enerjik, mutlu ve hevesli bir şekilde hocalarımızın ve okulumuz sayesinde hem kariyerimizi ilerletiyoruz hem de sosyalliğimizi ilerletiyoruz. Peki mezun olduktan sonra psikolojinin hangi bölümlerinde çalışmayı düşünüyorsun veya hangi bölümlerde çalışabilirsin? Şöyle birçok alt alanı var aslında psikolojinin. Klinik psikoloji, adli psikoloji, spor psikolojisi, endüstri psikolojisi gibi. Ben ilk üniversiteye geçtiğimde spor psikolojisi düşünüyordum ama bu tabii ki değişti birkaç yıl içerisinde. Şu an endüstriyel psikoloji alanında uzmanlaşmak istiyorum özel sektörde. Bunu da sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemek istiyorum. Hani hem endüstriyel psikoloji alanında olayım hem de girdiğim şirketteki sosyal sorumluluk projeleri de bununla birlikte yürütebileyim istiyorum. Bu şekilde bir plan var kafamda. Harikasın. Umarım senin gibi bir sürü öğrenci vardır burada. Ve yolun çok açık olsun. Teşekkür Harikasın. Çok teşekkür Gülşen'cim, benimle sohbet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Siz de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.